Sevgili Mistik Yol takipçileri, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mistik Yol'dan merhaba. Yine sohbetimize başlıyoruz. Ben Cem Çilioğlu. Ben Didem Çilioğlu. Kahveleri aldık, geldik, masaya oturduk. Umarım siz de aynı şekilde yaparsınız ve sohbetimize katılırsınız. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. Ben direkt girerim konuya ya her soru seferinde. Soru şöyle, direkt sizden gelen soruları yazdık bir kenara. Ve onların üzerine evet bu sohbetimizde evet. Sizin soruları biraz irdeleyeceğiz. En çok gelen soru diyelim. Hı. Yani birçok kişiden farklı farklı geldi aynı soru. O yüzden o konu üzerinde duralım. Gene ilişkiler konusunu ele alacağız ama bu sefer çok yakınımızdan, kaçamayacağımız derecede yakın aile bireyleri olabilir. Hı hı. Negatif bir enerji aldığımızda buna karşı ne yapmamız gerektiği soruluyor. Bu çok sık gelen bir soru. Nasıl bir taktik izlemeliyiz ve etkilenmemeyi nasıl başarabiliriz? Hı hı. Ve bundan evet. Ne öğrenmemiz gerekiyor? Evet. Sizi o kadar zorlayan bir insanla yan yana bulunmanız gerekiyorsa ve aile bazında o kişiye anne baba kardeş ya da eş gibi bir insansa ondan kesinlikle bir şey öğrenmeniz için o insan hayatınıza girmiş demektir. Ve ben kendi hayat deneyimime göre şunu söyleyebilirim. Bir insandan ne kadar çok kaçmaya çalışıyorsan aslında o kadar bu onu enerjetik olarak o kişi bunu hissediyor ve senin daha fazla üzerine gelmeye çalışıyor. O yüzden çözüm sanki kaçmak en iyi çözümmüş gibi görünüyor ama o kişi böyle hani bir yanan alev falan gibi bir şey değil. Hani bir fiziksel bir şey değil. İçine girip çözümlememiz gereken bir insan, o bir birey ve sen onu tamamen kapamaya çalıştığında, uzak durmaya çalıştığında sana sinir olup daha fazla üzerine gelmeye meyil eden bir birey oluyor genelde. Yani biz genellikle şu neden bu şey söylüyorum? Biz genellikle negatif insanlardan uzak durun diyoruz. Birçok görselde de bunu söylemişizdir. Yani negatif, sana negatif enerji veren insandan uzaklaş, uzak dur vesaire diyoruz. Ama böyle bir ilişkide uzak durmak mümkün değil. Mümkün, evet olmayabiliyor mümkün bazen. Mümkün değil. Yani çoğunlukla imkansız. Aynı evdeysen vesaire çok yakınındaysa zaten uzak duramıyorsun. Bu durumda farklı bir yol izlemek gerekiyor. Senin dediğin gibi kaçmak, uzak durmak değil, içine girmek ve çözümlemek gerektiğini söyledin sen. Peki neyi çözümlemek? Kendinde mi bu çözümü aramak? Ortak karmada aramak. Kendinde diyemem ama yani o insanla ortak bir şey paylaşıyorsunuz. Hani negatif de olsa, bir pozitif ilişki, de olsa bir ilişki var orada. Bir şey paylaşılıyor ve onun içine girmek ne kadar acı da olsa, ne kadar kötü bir deneyim de olsa onu hissetmek, o insanın aslında nasıl bir ruh haliyle bu sözleri söylüyor, aslında isteği ne, yani neyi, senden ne istiyor da onu çarpıtarak aslında sana negatif bir şekilde yansıtıyor, onun içine girmek lazım. Genelde yansıtma var orada. Evet. Bu tarz ilişkilerde özellikle eleştiri kısmında bunu çok görürüz. İşte sen şöylesin dediğinde aslında o kişi kendi hakkında öyle düşünüyor. Sen de kendini görüyor. Kendi çocukluğunu, kendi gençliğini de görüyor olabilir. Tabii. Kendi anne babasının ona söylediği şeyi sana tekrarlıyor da olabilir. Çünkü genellikle böyle yansıtmalar var. Dolayısıyla söylenen sözlerin hemen üzerimize alıp ben hakikaten öyleyim, öyle bir şeyle suçlanıyorum demeden önce bu sözün aslında kaynağına inmek lazım. Yani o insan bu sözü neden söylüyor? Onun kaynağını görmek lazım. Sanırım kaynağına indiğin zaman zaten hissedeceğin o duygular, negatif duygular birdenbire çözülüyor. Evet. Değil mi? Ya o noktadan baktığımızda aslında bu insanlar bizim için çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Bir katalizör oluşturuyorlar. Bizi sonradan kişisel gelişime yönlendirecek. Kendimizi de böyle daha iyiye, daha güzele yönlendirmek için bir güç, bir dayanak noktası bulmamız gerekiyor. O gücü de işte bizi zorlayan insanlarda. Evet. Castaneda terimiyle konuşuyorlar. Küçük tiranlarda buluyoruz. Şimdi onu söyleyeyim. Hatta not aldım sen konuşurken. Evet. Carlos Castaneda'da da geçer. Hatta
Yani küçük tiran dediğimiz, küçük lafını orada şöyle niye küçük dediğini anlatalım. Yani aslında böyle hayati bir tehdit unsur oluşturmuyorsa. Çünkü şey büyük tiran da büyük tiran tabancayı çekip seni vurabilecek adam oluyor. O kadar tehlikeli bir varlığını da tehlikeye atabilecek kadar olursa büyük tiran oluyor. Evet. Bunlar küçük tiran. Yani bunlar seni psikolojik olarak rahatsız etmek için hayatına giren insanlar oluyor. Bunların o kadar önemli olduğunu söylüyor ki Carlos Castaneda da. Yani bunları gidin arayın bulun. Eğer bulamaz, yani çevrenizde yoksa gidin bulun ve bu insanlarla birlikte olun diye tavsiye veriyor. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar ters yani, bir bakış açısı değil mi? Evet. Yani biz böyle kaçmaya çalışıyoruz. İşte huzurlu insanlar etrafıma hayır toplansın diyor bana. Yani, hayır diyor sen. Bulamaz. Yani eğer yoksa etrafında çık dışarı küçük tiran bul kendine senle bir uğraşsın diyor. Çünkü ya egonu da aslında yani aslında en temelinde egonu eğitmen, egonla yüz yüze gelmen ve egonun nasıl şekiller aldığını görebilmen için birinin gelip senin suratına hatta tokat atması, hatırlıyor musun örneği de? Yani tokat atardı ya yüzüne böyle, hocası gelip tokat atarmış yani. Böyle bir şey soruyorsun tak yüzüne tokat atıyor yani. Hani cevap bile vermiyor falan, bu kadar sinir edici bir şeyle karşılaşıyorsun. Sen nasıl bir tepki vereceksin buna? Çünkü aslında olay her zaman... Hayat aslında hep senin tepkilerinle ilerleyen bir şey. Evet, evet, evet. Yani o kadar enteresan ki o küçük tiran meselesini ilk okuduğumda anlamamıştım ben. Yani ne demek bu? Allah Allah, gideceğim bir sinir edecek insanları mı? Bunları mı bulmam lazım? Zaten buluyorsun da küçük tirandan geçilmiyor dermiş. Yani. Çok kıymetli, hatta onlara teşekkür etmen gerektiğini. Evet. Sonunda çok enteresan. Teşekkür ediyor. Çünkü hani Shakespeare'in dediği gibi uzun süre geçtiğinde her komedi, her trajedi aslında bir komedidir. Sonradan dönüp baktığında aslında gülünecek olaylar olduğunu anlıyorsun. Kesinlikle. Bir sürü şeyi. O kesin. Mesela kendi hayatınıza bakın. Yani o anda yaşadığında çok çok büyük bir meseleymiş gelen birçok şey. Şöyle bir 2 sene geçsin üzerinden, bir 3 sene geçsin. Geriye dönüp baktığında neymiş bu ya? Amma da abartmışım. Diyeceğin durumlar da var. Ve bunları yani bir de farkındalık geliştikçe zaten o farkındalığın gelişmesiyle birlikte hani yaşadığın trajedi gibi gördüğün, yani çok büyük böyle feryat figan ettiğin olayların ne kadar küçücük küçücük meseleler olduğunu fark edip hayretlere de düşebiliyorsun. Evet, ve belki şunu da görüyorsun ki feryat figan ettikçe aslında bir sonraki olayın başlangıcını yapıyor olabilirsin. Tabii, yani, zaten onu halledememiş oluyor. Evet, onu sürdürmeyi sağlayan duyguyu sürekli besliyor da olabilirsin. Aynen yani. Aynen öyle. Bir de negatif enerji veren insan, yani çevreye veren insan karşısında da bunu almak ister. Yani çok enteresan bir şey. Verdikçe tepkinin negatif olmasını bekler. Yani şimdi sinirleniyor, senin de sinirlenmeni bekliyor yani senden. Çünkü bu böyle bir simbiyotik bir ilişki var orada. Negatif negatifi bekler. Evet. Ve de bu da şudur. Sen bu negatife negatifle karşılık vermediğin zaman çok enteresan bir şeyle karşılaşırsın aslında. Ama bunu tabii başarabilmek ayrı bir boyut ve çok güzel bir şey. Böyle bir tepkisizlik yani, ama ne negatif ne pozitif. Pozitif, evet. Yani evet. Pozitif de olamazsın bak. Yani o da gerçekçi olalım. Olamazsın. O boyutun dışında olma hali gibi. Yani tamamen orada olmama hali gibi bir şeyle tepki verdiğinde. Evet. Ve tepkisizlikle tepki verdiğinde diyelim. Ya ama sinir etmek gibi değil. Yani hani bazen vardır ya. Yani. Onu çok netleştirmek lazım. Ya şey lazım gibi yani. Ormanda aslanın başının etrafında uçuşan kelebeği düşün. Yani birbirine aynı fiziksel mekanı paylaşıyorlar ama birbirlerine alakası yok. Onun gibi onun gibi uzaklık türünün yani. Türünün dışına çıkmak gibi. Evet ya, resmen farklı türdenmiş gibi böyle hissetmek. Yani şey, sinir etmeye çalışmak gibi de algılanıyor ya o tepkisiz. Evet, evet. Böyle dur ha gül yüzüne falan. Öyle bir şey değil. Gerçekten senden bir duygu çıkmadığında pozitif ya da negatif. Çok enteresan bir şey olur. Karşındaki insan tamamen söner. Yani gerçi orada anlarsın zaten bunu başardığını. Yani eğer karşındaki insandaki o sönüşü görüyorsan, o öfkenin
dın 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 böyle bir anda inişini, sen başarmışsın demektir aslında. Orada başarıyı oradan görebilirsin. Ve sonra şey derler, sen çok değiştin bu aralar. Tabii ona da eleştiri gelir. Yani ona zaten tepki şöyle olur genellikle. Allah Allah, yani büyük ihtimalle ne oldu, sen neyin ne etkisindesin ya da böyle bir şeyler araştırılabilir yani. Yani kafayı mı çek, ne yapıyor bu çocuk, kapma yani nedir falan, yani gerçekten anlaşılamama durumuyla karşılaşırsın. Tabii bunu devam ettirirsen bir noktadan sonra zaten o da biter yani. Kendi gerçekliğini yaratmak olayına dönüyoruz. Onu yani konuşacağız zaten, bayağı bir konuşacağız. Yani sonuç olarak kendi içine dönüp bu ilişki bana mesela öfkenin veya negatif enerjinin ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. Ne kadar rahatsız edici, o kendi yaratan için ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bunu mesela anladı. Ondan sonra da tamamen kendini sıyıracak. Tamamen o söylenen sözlerin muhatabı değilmiş gibi. O muhatap orada değilmiş gibi olacaksın. Ve o noktada da zaten oyun alanından, yani o negatifin oyun alanından çıkmış olacaksın. İkinci konuya geçelim. Bu ikinci konu güzel bir konu bence ve çok da hani meditasyonunu yapın. Dişil enerjiyi yükseltme meditasyonu çok isteniyor. Ama bak, eril enerjiyi yükseltme çok istenmiyor. Çok enteresan bir şey. Normal ne kadar çok kadın var bu spiritüel dünyada onu düşün. Kadınlar daha mı fazla? Yani kadınlar var? Daha fazla tabii. Neden sence? Öyle. Neden bilmiyorum açıkçası. Erkekler daha barışık değil o kadar ruhsal enerjilerle böyle. Biraz değişmeye başladığını düşünüyorum ben. Yeni nesilde özellikle Z kuşağında bunun değişmeye başladığını görüyorum. Onlar bambaşka ya, çok farklılar. Onlar bambaşkalar. Evet. Orada hani bizim kuşağımızda erkek yok nerede? Yani ben hatırlıyorum bu spiritüel konularla ilgilenme gençliğimde. Ondan sonra yoktu yani erkek. Evet. Bir erkeksi bir şey değildi yani bunlarla ilgilenmek, bu konuları konuşmak. Ben enteresan de hatırlıyorum yani. Böyle konferanslara falan gittiğimde işte böyle 40-50 tane kadın, bir tane erkek, bir tane iki erkek falan. Öyle olurdu. Şimdi sanıyorum bu bayağı bir değişmeye başladı. Bayağı değişti, evet. Bu aslında güzel bir dengelenme de gösteriyor ki şu anki konumuz o yani, dişil enerjiyle eril enerjinin dengelenmesi. Ondan önce şey bak aklıma geldi, bu Z kuşağını ben çok seviyorum ya. Neden seviyorum biliyor musun? Böyle sanki şeylerin cinsiyet olarak dengelenmeye ihtiyaç duymuyorlar gibi. Çok dengeliler gibi bir hal hissediyorum onlarda. O çok güzel, evet. Böyle hani konuşurken cinsiyet ötesi bir noktadan konuşuyor gibiler. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Evet. Bu güzel bir evrim yani. Evrimin güzel bir noktası. Hani biz şimdi diyoruz ya, hani şurayla bağlamak için diyorum hani dişil enerjiyi dengeleyelim falan filan. Yok abi, adamlar daha ve kadınlar daha farklı bir perspektiften bakıyorlar. Böyle hani cinsiyet ötesi konuşmalar yapıyorlar. Yani oraya takılmayan, takılmadıklarını gösteren bazı doneler alıyorum ben hani Z kuşağının konuşmalarında. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben yani de görüyorum onu. Ama gene de yani dişil enerjiyle eril enerjinin dengelenmesi meselesi çok önemli bir mesele. Çünkü ilişkilere dönüyor bu. Yani aslında tabii ki ilişkilere yansıyor. Yani nihayetinde dengesizsen dengelenmen lazım. Kesinlikle. Yin yang yani. Tabii. Şimdi bu cinsiyetteki dualite, cinsiyet dualitesi dünyada var. İşte eril enerji var, dişil enerji var. Buna neden ihtiyaç var? Buna ihtiyaç var çünkü dualiteye ihtiyaç var. Her yani şeyden önce, geceye gündüze, siyaha beyaza ihtiyacımız olduğu gibi erkeğe ve dişiye de ihtiyaç duyuyoruz. Yani farklı bir bütünün farklı iki enerjitik kutbunu yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz ki diğer tarafı daha iyi algılayabilelim diye. Yani bu iki cinsiyetin iki uçtaki kutbuna da ihtiyaç var. Peki bunların dengelenmesi çok önemli. Evet. Ve her insan kendi içinde bir dişil enerjiye ve eril enerjiye sahip. Herkes cinsiyeti ne olursa olsun. Muhakkak, evet. Kadınlar kendi içindeki eril enerjiyi keşfetmeliler gibi, erkekler de kendi içindeki dişil enerjiyle barışmalılar gibi ve bunu bir dengeye oturtmalılar gibi görünüyor. Evet, evet. Dişil enerjinin özelliklerinden biraz bahsedelim.
bir erkek olarak nasıl görüyorsun? Yani bir erkeğe sormak daha güzel bunu çünkü. Yin enerjisi, akıcı. Yin, evet. Yöneten değil de yönlendirilen, şey gibi, yani tango gibi düşünmek lazım. Hani orada nasıl erkek yönlendirir de kadın ona uyum sağlar ya. Tango çok güzel bir dans, evet, bu arada. Evet, ve kadın erkek ilişkisini çok güzel anlatır yani. Evet. Bedenin ne hissedersin, yönlendirirsin, evet, falan. Evet, evet. Kendini bırakan. Bırakan, enerjiye, evet, bırakan ve alan. Aha, alıcı, aha, olan taraf. Evet. Dişil enerji. Evet, alıcı olan. Yumuşak. Yumuşak olan. Yumuşaklıktan kastınız, hı-hı, nedir? Yani şey, şekil alabilen. Şekil alabilen, hı-hı, evet. Eril enerji ise daha hani atak, cesur, değişken, sivri, başka nasıl diyebiliriz? Evet, ve her insanın içinde işte dediğim gibi, mesela bir kadın, şimdi yöneten dedik ya, yöneten ve yönetilen gibi, hı-hı, böyle hani, hı-hı, kadın mesela tango dansından bahsettik. Hakikaten ben bir kere gittim hani bir görmek, hı-hı, için. Orada da benim partnerim olmadığı için öğretmenle dans, hı-hı, etmiştim. İşte adımları gösteriyor vesaire. Ben böyle adımımı atmaya çalışıyorum. Beni durduruyor. Hayır, hı-hı, diyor. Hayır, beni bekle, hı-hı, diyor, hı-hı, sürekli. Beni bekle. Ondan sonra anlayamıyorum ama ben, hı-hı, böyle sürekli ben orada gösterilen adımları atmaya çalışıyorum. Hayır diyor falan. Ondan sonra diyor ki bırak. Bırak kendini. O adımlar, hı-hı, gelecek. Bırak, hı-hı, falan. Böyle bir enteresan bir git gel yaşadıktan sonra, hı-hı, hakikaten kendini bıraktığında, hani dişil enerjiyi hissettiğinde, erkek orada yönlendirerek sana o adımları attırıyor. Evet. Görüntüde, evet, kadın çok hareketlidir tangoda ama asıl hareketi veren erkek. Çok ilginç. Birkaç çok ders yaptım. Benim de öyle kısa bir tecrübem, hı-hı, olmuştu tango ile ilgili. Birkaç ders yaptıktan sonra dans ettiğin kadının ne kadar o kendini bırakabildiğini hissediyorsun. Benim, evet, o anki partnerim, tangoya giderkenki partnerim, hı-hı, mesela çok bırakamıyordu böyle. Hı-hı. Takılıyorduk böyle birbirimize falan çarpıyorduk. Evet. Çirkin bir görüntü olmuş. Bayağı, evet, yani. Tango kafa kafaya ne veriyorsun. Kadar kötü olabilirse o kadar kötü olabiliyor bazen. Kadar kötü görünüyordu. İşte dişin enerjiye bırakamıyor kendini. Evet. Ama mesela bazen eş değişimi oluyordu falan. Bayağı bir bilen bir kız vardı. Ya çok inanamıyorum yani. Böyle itiyordum kızı. Sanki tekerlekli gibi gidiyordum kız. Sana göre şekil alıyor. Çünkü. Evet, evet, evet. Bir muazzamdı ya. Çok muazzam. Keyifliydi ondan yani dans etmek. Yani dişil enerjinin bu şekilde bir şekil alıyor olması çok yanlış da anlaşılabiliyor. İşte yönlendiren olmalı, işte kadın da ayak uyduran olmalı, hı hı, evet, gibi. Böyle pasif taraf, hı hı, kadın. Kadın pasif, hı hı, gibi duruyor. İşte erkek eril enerji aktif, hı hı, görüyor. Hı hı. Ama doğası böyle. Evet. Yani enerjilerin doğası böyle. Enerjilerin doğasını tartışmak bana çok komik geliyor. Enerjinin doğasını mı tartışıyorsun yani? Hayır. Dişil enerji pasif ve akışa uyum sağlayan enerji. Yani kendini bırakan enerji. Hı-hı. Evet. Ya insanlar bazen, özellikle kadınlar şuna sinir alabiliyor. Hani bir stereotipik kadın formatına mı gireceğim? Yani içimdeki dişil korkuyor enerjiyi bundan, kabul edeceğim, evet, diye. Hı-hı. Çok mu pasif olacağım falan böyle. Hani, hı-hı, direkt onu ezilen kadınla eşleştirmemek onunla lazım. Onunla eşleştiriyor. Yani. Çok, evet, alıcı olan, böyle saçını süpürgen, hayır ben annem olmayacağım falan diye. Evet, evet. Yani hiç öyle bir şey yok. Modeller, yani, evet. O rol modeller düşünülüyor. Evet, evet. Kadın pasiftir, harekete, tabii, geçmez, harekete geçirilir, kendini enerjiye bırakır dediğimiz zaman o rol modeller düşünülüyor. İşte ezilen kadın rol modeli düşünülüyor, tabii, ve ondan sonra tepki veriliyor. Halbuki değil. Hı-hı. Yani kastettiğimiz bu değil tabii, tabii ki. Tabii, tabii. Tek bir o enerji tek bir role tahvil edilemez yani. Evet, ilginç bir enerji, dişil enerji. Doğanın enerjisi, hı hı, ve hayat veren bir enerji, müthiş derecede güçlü aslında. Evet, bir gücü de var. Çok şimdi, büyük bir güç, evet, esasında. Yani hani o pasiflik falandan bahsettik ama hani su hani nasıl böyle bir yere damlar da bir mermeri eritebilir? Aynen öyle. Öyle düşünmek lazım. Aynen öyle.
Zaten, sürekliliği oradaki sucul yumuşaklığı ve sürekliliğinin onun da kendine özgü bir gücü var. Yani büyük hani bir güç. Güçsüzlükten bahsetmiyoruz. Farklı bir güç biçiminden bahsediyoruz. Kesinlikle. Farklı bir güç var burada ve büyük bir güç var esasında. Sanki böyle arka planda bir güç gibi ama hani bütün arka plan, doğa arka planda ya. Hani bütün her şeyi de o aslında mal ediyor. Evet. Öyle bir güç yani. Ya yine Castaneda kitaplarından böyle bir alıntı yapacağım ama orada hani evrenin cinsiyetinin dişi olduğunu söyler hep. Aynen öyle. Evren dişidir der. Evren dişidir der. Çok ilginç. Erkek enerjisinin nadir bulunduğunu. Evet. Erkek nadir bulunan bir şey. Evet. Der. Yani erkek evrende. Enerjisi evrende çok fazla da değil der. Yani çok yaygın değiller en azından öyle biliyorum. Ve dişil enerji. O yüzden kadınların doğal olarak ruhsal konularla direkt uyumlanabilmesi, direkt kendilerini açabilmeleri ve açtıkları zaman da büyük bir güçle o bağlantıyı kurabilmeleri, ya ilahi güçle çok ciddi bir bağlantı kurabilme yetenekleri var. Çok ciddi bir yetenek bu. Birçok hani eril enerjiye sahip, erkeklerin çok yapamadığı bir şey. Onlar da açamıyorlar kendilerini. Değil mi? Yani kapalı tutuyorlar ya, çoğu kadının zaman. Kadının ve erkeğin ruhsal enerjiyle hemhal olma konusunda farklı zorlukları çok farklı, var. Evet. Kadın rahat bir şekilde açılabiliyor ama o enerjiyi belli bir yöne yönlendirme konusunda, o hani o sivrilik dedim ya, o eril şekilde yönlendirme konusunda aciz kalabilirken erkek de o açılmayı yaşayamıyor ama o açılmayı yaşadıktan sonra da bir yönlendirme, güzel bir yönlendirme yapabiliyor. Evet. Yani evet. O yüzden kadının ve erkeğin birbiriyle olmaya çok ihtiyacı var. Evet. Birbirini gerçekten tamamlayan iki enerji. Burada eş anlamında konuşmuyorum. İlişki manasında bile demiyorum. Enerjisel olarak söylüyorum. Yani bu iki enerjinin birbiriyle olması gerekiyor. Ve burada şöyle de bir şey var. Birbiriyle olurken de birbirinin farklılıklarına hani... Yani dişi enerji erilleşmemeli. Eril enerji de dişilleşmemeli diye düşünüyorum ben. Evet. Yani birbirinin özelliklerini birbirlerinden kopyalayarak, birbirinin içine geçerek değil, yan yana var olmayı öğrenmeli bu iki enerji. Evet. Yan yana, yan yana gidebilmeli yani. Birbirinden tabii ki duygu alışverişi yapacak, her türlü alışverişi yapacak ama... Öbür tarafa doğru kaymalar var ya, onu sevmiyorum ben. Nasıl kaymalar? Yani neden şundan bahsediyorum. Dişi enerjiye sahipsin ve bir kadınsın ama erilsin. Yani bayağı bir eril enerji çıkartıyorsun. Denge bozulmuş yani. Bu böyle hani demir yumrukla şirket yöneten kadınlar falan gibi, gibi mi? Gibi. Bayağı erkek yani. Ben böyle kadınlar gördüm yani. Bunlara kadın, yani kadınmış gibi göremiyorum zaten onları ben. Yani gerçi ama değil yani. Şimdi bak içindeki eril enerjiyi beslemiş çok. Yani yoğun olarak onu beslemiş. Evet. Ya bu kadınlar bu arada lezbiyen falan değiller yani. Cinsel seçimden bu arada bahsetmiyoruz. Tabii şu. Evet. Onun da altını ama bunu evet söylemek lazım yani. Yani eril enerjiyle hareket eden kadın bunlar. Yani tamamen erilleşmişler. Yani bu iş hayatında çok fazla var böyle kadın. Evet. Veyahut ne bileyim yani kadın haklarını savunacağım diye çok fazla böyle hani fanatik gibi olan bazı kadınlarda da gördüğüm bir şey. Yani o kadar erilleşmişler ki enteresan vücut dilleri, bakışları, konuşmaları vesaire bütün her şey erkekleşiyor. Evet ya, ben de bir şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Böyle enerjetik yapısı, mesela gözünü kapat, o insan sanki böyle yanında bir erkek oturuyormuş gibi hissedebilirsin. Aynen yani. Aynen öyle hissedebilirsin. Evet. Korkutucu ama yani. İlginç. Gözünü açıyorsun, başka bir görüntü görüyorsun. Bayağı da kadınsı yani. Evet. Şöyle kadınsı hani. Hareketler, davranışlar, konuşmalar değil. Ama mesela fiziksel olarak... Cinsel kimlikten bahsetmiyoruz tabii. Cinsel kimliği tamamen kadın enerjetik yani. Yapıdan şu tabii, an bahsediyoruz. Tabii ev vesaire. Yani tabii. Hani evli, çoluğu, çocuğu seçimi olabilir. Seçimi o şekilde değil. Ama işte öyle var etmiş kendini. Sanırım ezilmemek için o kadının, kadınlığın, dişil enerjinin o güzel tarafını güzel olarak adletmediği için... diye düşünüyorum. Yani yaşayamıyor yani. Toplumumuzda onu. Hani erkek şeyi hegemonyası o kadar hani belki de yüzyıllardır falan süre gelen bir şey ki yani kadınlar da
var olmanın en doğru biçiminin o olduğu konusunda erkek gibi yaşamak, hani diyelim ki hani erkek alanlarına, hani tırnak içinde erkek alanlarına mesela girmiş. Politika. Mesela politika, mesela şirket yönetimi. Yani. Hani burada ancak erkek kodlarıyla ben kendi gücümü ispat edebilirim. Evet. Refleksi gelişiyor çok herhalde doğru. İnsanlarda. O da bir enerjide erkeksiliğe kayma. Kesinlikle. Politikada özellikle kadınlara Hı-hı. dikkat et. Yani politikanın evet. içine girmiş kadınların konuşma şekillerine, Hı-hı. o el hareketlerini kullanma şekillerine, ifadelerine dikkat et. Kesinlikle eril. Hı hı. Evet, kesinlikle evet, dişi evet. Enerji değil. Ki dişi enerjinin aslında yönetmesi gerekiyor. Evet. Mesela bizim ülkemizde. Çünkü bizim ülkemiz akrep burcu bir ülke. Ve erkek enerjisinin de şu tarafı çok ilginç. Onun da güzel özellikleri var deyip birlikte yürümek hı hı. çok güzel oluyor. Çünkü senin çıkışsız kaldığın noktada, işte dişi enerjinin çıkışsız kaldığı noktada erkek giriyor devreye. Evet. Erkeğin çıkışsız kaldığı noktada da zaten dişi devreye giriyor. Kendi içimizde bu enerjilerin dengelenmesi, ama yakın bir zamanda dişil enerjiyi yükseltme meditasyonu çok istendi. Cem, ne diyorsun? Yapalım mı? Yapalım tabii ki. Acaba ikisini dengeleme meditasyonu mu yapsak? Yani daha mı güzel aslında? Biraz konuyu araştıralım. Hani çok evet, da evet. fazla araştırdığımız evet, evet. bir şey değil. Bir ama araştırıp... o konuda bir video ya, hatta ben yapmıştım. Dişil enerjiyi yükseltme meditasyon değil de başka bir konu şeydi. Yapmıştık. Yani konu yapmıştık. Var bir videomuz var yapmıştık. Bu konuda. Evet. Kesinlikle var Hı-hı. bu konuda bir videomuz. Evet, bir son, araştırma vardı. Evet, son konuya gelelim. Zaten yarım saati gene bulmuşuz. Şimdi çok negatif bir gündem var. Hı hı. Gündemimiz çok negatif. Uzun zamandır böyle. Hani 1-2 aylık bir süreçte değil. Hı hı. Özellikle Türkiye'de bayağı negatif bir gündem var yani. Evet. Ve bundan çok etkileniyor herkes. Yani herkes bir doz böyle negatif alıyor yani. Böyle hı hı. şey gibi, bünyesine sürekli toksik bir madde alır gibi yani. Hı hı. Ve sosyal medya buna tabii ki, sırf sosyal medya demeyeyim, televizyonlarda da yani. Bu ve ana akım medya diyorum. Hep Hı-hı. altını çiziyorum bu ana akım medyanın. Çünkü hoş değil yaptıkları şeyler. Hiç hoşuma gitmiyor. Bu negatif enerjiyi gündelik dozda aldığımız nasıl baş edeceğiz bununla? Ay, konuşamadım ya. Bu ilk konuşmadaki şeye biraz benziyor. Taktiklerin aynısı burada da geçerli. Hı-hı. Biraz kendi auranı yaratmakla ilgili. Yani Hı-hı. eğer zehirlendiğini hissediyorsan televizyona bakma, o haberi izleme, kendi içine dön, kendi auranı yarat. Bugün Konfüçyüs'le ilgili bir şeyler okuyordum. Diyor ki hani Konfüçyüs toplumu ve insan sağlığını düzeltmek için diyor ritüellere çok önem vermiştir diyor. Yani bir ritüellerin insan hayatında ne kadar onları sağlıklı hale getirebileceğinden örnekler veriyor. Yani sabah kalktığında işte bir çay demlediğinde 5 dakika boyunca hiç sessiz kalarak o çayı içmek çok güzel bir ritüel olabilir. Onun dışında akıl sağlığını seni bir araya getirecek, sakinleştirecek, kendi içinde bir bütünlük sağlayabilecek her türlü şeyi, her türlü eylemi bir ritüel haline getirebiliriz. Bunları gündelik hayatımıza adapte edebiliriz. Bu şekilde Hı-hı. diyorsun. Evet, bu bir yöntem. İlk şu an aklıma çok geldi yakın yöntem. Zamanda okuduğum Aha. için. Çok beğendim. Hı-hı. Çünkü hani ben de aynı şeyi düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ben şöyle düşünüyorum aslında. Sosyal medyada özellikle geçirilen sürenin belirli hı hı. bir kısıtlama insanın kendi kendine, burada tabii yani yasaklar koymak değil kendine, ama kendini kaptırıp ciddi anlamda 3 saat 4 saat sosyal medyada geçirirsen hı hı. yani imkansız bir şekilde kesinlikle negatif etki alırsın. Kesinlikle evet. Çünkü pozitif değil yani. Ortam pozitif değil, gündem pozitif değil. Bundan etkilenmemen mümkün değil. Değil. Ve işin pisi, özellikle bu pandemi sürecinde evde çok daha fazla vakit geçirilen hı-hı, sürede hı-hı, ya hı-hı. her şey senin hı-hı. mesela sosyal medya tüketmeye teşvik ediyor gibi bir durum var. Evet, uzun zamandır uzun var aslında. Uzun zamandır var ve pandemiyle de ayyuka çıktı. Şimdi aslında bence insanların kendi kişisel hayatlarını iyi planlamaları gerekiyor.
Yani bu konuda kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Yani biraz disipline etmeleri gerekiyor. Hı hı. Yani yataktan kalkar kalkmaz işte Facebook'u açıp ya da işte Twitter'ı açıp. İlk iş bu olmamalı. Hı hı. Bir kere kesinlikle evet, evet. İlk iş bu evet. Olmamalı. Bu olursa bu olumlu bir şey değil. Evet. Şunu iyi düşünmek lazım. Ya bundan mesela 20 sene evvel ben ilk cep telefonumu 2000 senesinin ortasında almıştım. Tam 20 sene neredeyse geçmiş bile. Vay be. Yani ve o zamandan bu zamana cep telefonu kullanımı ile ilgili bu kadar yapışık yaşam, yani 20 sene çok kısa bir zaman. Ne oldu da yani bu kadar yapışık yaşar hale geldik? Yani bu fazla hızlı bir şekilde adapte oldu. Hızlı. Yani bu özellikle şu an hani böyle bu transhümanizm muhabbetlerinin falan evet, çok da döndü. Evet, evet. Yok işte beyne çip takmanın böyle Neuralink'in evet, falan evet. konuşulduğu zamanlarda hani cep telefonu bağımlılığı hani biraz demode bir şeymiş gibi görünebilir değil ama yani muazzam çok bir etkili. Hız var yani orada o 20 senelik. Evet. Süreç içinde. Yani normal bir insan işte Amerika'da yapılmış tabii bir araştırmada günde 18 kere cep telefonunu çek ediyormuş yani. Evet bence daha yani çok normal bir sayı. Evet. Ve burada geçirilen zaman yani o süre ve gözünü açar açmaz bakmak gibi şeylerden uzaklaşmak gerekiyor. Yani evet. Ve özellikle ilgimizi çekse de çünkü çekiyor yani ilgimizi. Enteresan figürler var bu hani sosyal medya fenomeni diyebileceğimiz figürler var. Hı-hı. Çok ilginç tipler tabii. Konuşmaları farklı Hı-hı. geliyor. Bazen komik geliyor. Hı-hı. Bazen Hı-hı. sinir ediyor yani. Hı-hı. Hani Hı-hı. onun için de izleyebilirsin. Bir cümleyi bitireyim. Okay. Onları takip edebilirsin ama onları ayıracağın sürede ciddi kısıtlamalara gitmen gerekiyor Hı-hı. bence. Hı-hı. Sen ne diyecektin? Ben ne diyeceğim? Şöyle hani orta çağdan beri gelen bazı gelenekler var. Mesela Avrupa'da bu karnaval gelenekleri falan var. Böyle orada hep böyle insanlara mesela bir gün boyunca insanlar karnavalda en tuhaf hareketleri yapabileceği zamanlar verilirmiş. Hı-hı. Orta Hı-hı. çağda Hı-hı. bile. Hı-hı. Böyle insanların deşarj olmaya çok ihtiyaçları var yani. Hı-hı. Bir gün boyunca kendisi ya da eğer kendisi yapamıyorsa böyle mahallenin delisi gibi biri. Bir şey yani bir çıkış noktası o delişmen enerjinin ortaya çıkması için bir zaman ya da onu üzerine alacak bir insana hep ihtiyaç duyuluyor. Bu insanlar da o görevi ifa ediyorlar bugün yani, bu sosyal medya evet, fenomenleri. Onlara ihtiyaç yok demiyorum kesinlikle Hı-hı. var. Evet. Zaten olmasa böyle bir şey ortada olmaz. Yani ihtiyaç Hı-hı. yoksa Tabii. olmaz zaten. Muhakkak. Kesinlikle ihtiyaç var ama dediğim gibi orada şu var yani senin ona ayıracağın zamanda zamanın farkında olman çok önemli. Hı-hı. Çünkü mesela Muhakkak. Bir hareket var, bir konuşma var, altında yorumlar var. Yorumlara bir kaptırırsan 3 saatini ayırırsın ona. Yani o kesinlikle öyle. Hepimiz için öyle. Yani evet. benim bile yaptığım zaman zaman ya ne yapıyorum ben ya? Yani sıyrılmak zor geliyor. Ve sizin için de mistik yolcular. 15 dakikada uyuma meditasyonu var ya bizim. Allah'ım ne yorumlar yani. Ey Allah. Ne olur kaptırmayın. Eğer uyuyacaksanız evet, direkt evet, açın evet. ve uyuyun. Zaten... Yorumlara o bir kara delik oldu yani. Orası o 15 öyle dakikada oldu. Hadi geçenlerde uyku birisi meditasyonu. Demiş ki yani lütfen kapatır mısınız yorumları? Hı-hı. Çünkü ben bu yorumları okuduğum için bu meditasyonu tamamen konsantrasyonu Hı-hı. bitmiş yani. Evet. Hayır kapatmıyoruz. Bu da bir eğitim. Oradaki orada dururken... çok komik yorumlar Hı-hı. var. Gerçekten çok tatlı yorumlar var. Hani benim de hoşuma gidiyor. Ben kıyamadım yani oradaki yorumları kapatmaya Tabii, gerçekten. O yorumlar orada dururken uyumayı becerebilecek misiniz? Hadi bakalım. Hadi mesela... Gecenin challenge'ı. Evet, evet. Geceye bir challenge bırak. 15 dakikada uyuma challenge. Ama yorumlara rağmen. Yorumlara rağmen. Evet, gerçekten öyle. Yani dediğim gibi kendine çok güzel bir günlük plan yapman lazım. Ve özellikle günün en önemli iki zamanı var bana sorarsan. Bir yataktan kalkar kalkmaz ki bir 10-15 dakika. Bir de gece uyumadan önceki yarım saat. Hı hı. Bu iki zaman çok önemli. Birincisi güne hazırlanman için çok önemli. İkincisi de rüyaya geçeceksin. Rüya çok önemli bir şey. Evet, rüya görmek çok önemli. Ona kesinlikle. Hazırlanacaksın. Onun için çok önemli. Bu iki süreyi kesinlikle sosyal medyada evet. geçirmeyin en azından. Rüya, ve kendinize rüya çalışması sınırlama getirin. Çok önemli. Yani mistik yolun önemli
adımlarından bir tanesi olarak görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Rüya çalışma. Hani kanal olan mistik yol değil. İnsanın hani herkesin yürüdüğü mistik yol. Yürüdüğü mistik hepimizin yol olarak. Hepimizin yürüdüğü mistik evet. yolda. En önemli çalışma rüya çalışması diye. İlk çalışmalardan biri rüya çalışması. Valla belki de en önemlisi. Tabii Tibetlilere yani, göre öyle hani rüya yogasını evet, bulan adamlara evet, kesinlikle. Göre öyle tabii. Yani bilinçaltını, enerji bedenini keşfetmek hı-hı. açısından da. Evet. Zaten bu konuda bizim bir meditasyonu, bu konuda bizim şeyimiz var, Udemy kursumuz var bu arada. Lucid rüya görme üzerine bir kursumuz hı-hı. var. Evet. Haberi olmayanlar buradan haberi olsun. Yani Udemy sitesine girerlerse görebilirler. Bazı evet. indirimler yapıyoruz. Eğer bizi takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edin lütfen. Instagram'da çünkü indirimleri sürekli gösteriyoruz. Hani ne zaman olduğunu oradan görebilirsiniz diye. Bence bu sohbetin sonuna geldik diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben sonuna geldik gibi düşünmüyorum. Çünkü çünkü bir tane daha soru var. Yani hı-hı. değişik şekillerde tamam. hep karşımıza çıkan bir soru var. Şu soruluyor. Çekim yasasını da mış gibi yapmak ne kadar faydalı? Hı-hı. Mış gibi yaparak kendimi kandırmış olmaz mıyım? Ya, rol diye, yapar rol gibi. Yapmak. Yani mış gibi yapmak hı-hı. falan. Mesela zengin değilim, zenginmiş, zenginmiş gibi. Gibi yapıyorum ya da zengin birine gibi öykünerek hissediyorum, hissediyorum falan. Bu etkili bir şey mi? Bence bu etkili mi? Kesinlikle etkili. Biz zaten öneriyoruz. Öncelikle mış gibi yapmanın kökeni ne? Mış gibi yapmak çekim yasası öğretisi içinde kendine nasıl yer bulmuş onu açıklayalım. 1800'lerin sonunda yaşamış Amerikalı psikolog ve filozof William James var. Onun şöyle bir teorisi var. Eğer birini seçip onun gibi davranırsan nihayetinde o insana dönüşürsün diyor. Ve seneler boyu süren pratiklerde gösteriyor ki bu teori gayet geçerli. Çekim yasasının her yönüne adapte edilebilir bir teori bu. Ama burada bir küçük bir detay var. Mış gibi yapmak. İnanmadığın bir role girmekse ve o rolün içinde hangi içsel duruştan geldiğini anlayamıyorsan o rolün, evet kendini kandırma düzeyinde takılı kalabiliyor. Mış gibi yapmakta asıl amaçlanan şey rolünü yaptığın kişiyle enerjetik bir uyum yakalamak. Yani anladım. Bir şey gibi, soğan gibi düşün. Anladım. Dış katmanını birkaç gün boyunca dış katmanını taklit ettin ama senin o dikkatinin gitgide o içeri doğru sızması gerekiyor yani. Bir insan bir şekilde davranıyor ama onu o şekilde davranmasına yol açan iç etkiler ne? Evet, gitgide zaten hani NLP'nin kuruluş temeli o. Neurolinguistic Programming. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. O tür bir eğitim bulabilirsiniz. Çok faydalı. Gidin, çok faydalı. Gitgide inceleyerek önce dış katmanları sonra altındaki katmanları o kişinin derin yapısını hı-hı. keşfedecek hı-hı. şekilde taklit ettiğinde evet o zaman doğru bir taklit oluyor ve sen de o kişi gibi ya dönüşmüş oluyorsun ya da onun ulaştığı şeylere ulaşabiliyorsun. Şimdi bir kişi dedin ya hani bir kişi yani şöyle bir şey algılanabilir mesela atıyorum. Gerçekten yaşamış bir kişi. Yani yaşayan bir kişiyi mi taklit edecek? Ben daha çok şöyle düşünüyorum. Yani çok zengin ve bundan son derece mutlu bir kişiyi. Hı hı. Ama bir kişi yani bir kişi, ismi evet. yok bunun. Hı hı. Zengin ve mutlu bir kişi nasıl yaşar? Ra kafa yorabilir seni tabii. yani. Nasıl yaşar? Tabii, nasıl tabii. hisseder? İşte hı hı. ilk kalktığında ne? Mesela sabah yataktan kalktığında ne hisseder o kişi? Gün içinde kendini, o duruşu nasıldır? Hayata karşı o duruşu nasıldır? Değil mi? Bunlar aslında mış gibi evet, yapmaya evet. çalıştığım evet, şey. Evet, evet. Hani bir kişi dediğin zaman sanki birisini taklit etmek gibi algılanabilir diye ben açıklamak yok, istedim. Yok yani o kişi, hani o kişiye çok öykündüğümüz için değil ama o kişinin bir becerisi varsa, hani o beceri mutluluk olabilir. Yine mesela NLP'nin çıkış noktasından şey yaparsak iyi golf oyuncularını adamlar hani çözmeye çalışmışlar. Onların derin yapısına girelim. Bu adam nasıl konsantre oluyor? Buradan vuruyor da o topu nasıl o kadar uzağa atıyor? Için. Evet, hı-hı, evet. Hı-hı. Bütün o zihin yapısını, konsantre olma biçimini nasıl kopyalayabiliriz üzerine aynen. çalışılmış. Aynen, hı-hı. evet. Yani, yani şöyle beceri bir şey de olabilir, var. Duygu da olabilir. Olabilir. Mesela ben kendi hayatımdan düşünmeye çalıştım. Gerçi şöyle var, şöyle bir durum var. Mesela filmler çok etkili. Filmler. Hı-hı.
Ve birçoğumuz yaşamışızdır. Mesela etkili bir, çok böyle duygusal falan bir filme girdiğin zaman. Sana da olmuş mudur bu? Hı-hı. İşte oradaki başroldeki insanın bütün hislerini yaşarsın sen de yani. Onu evet, yaşıyorsa sen ki. De onu yaşarsın. Ve sinemadan çıktıktan sonra onun gibi olursun. O olursun yani. Hı-hı. Ve böyle biraz sürer bu. Hatta bazen böyle yani bana olurdu o karakter gibi böyle. O hı-hı. karakter olsa şu kafede otururken nasıl içerdi kahvesini? Hı-hı. O karaktersin yani. Sen değilsin, o karaktersin. Evet evet. Bunu evet. birçok insan yaşamıştır bence. Yani zaten o insan bunu yaşamıyorsa filme gitmesin. yani o empatiyi hı-hı. kurarak bakmıştır. Evet, evet. İşte ondan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani hakikaten o hissi yaşamak. O kahveyi böyle o, o karaktermiş gibi, o karakter evet, içiyor evet. sen değil yani. O kadar etkili bir şey ki onun enerjisini direkt kendi üstüne alıyorsun değil mi o enerjiyi? Evet, evet. O yüzden etkili oluyor. Kesinlikle. O manyetik alanı yaratıyorsun. Hı-hı. Yani o başarılı insanın manyetik alanını evet, yaratıyorsun. Zaten o zengin insanın manyetik alanını yaratıyor. Film yani o şeyi, o manyetik alanı ne kadar yaratabiliyorsa o kadar başarılı oluyor kesinlikle. Sanatsal olarak. Kesinlikle. O çok etkili hı-hı. film o demek. O demek zaten. O ve demek. Hani pozitif bir duygu ya da negatif bir duygu oluşturması gerekmiyor. Mesela hani David Lynch filmleri var böyle insanda tuhaf hisler yaratan mesela. Hiç almayayım yani David Lynch'i ben. Sevmem. Hiç sevmem. Neden bahsettiğimizi anlamak istiyorsanız arkadaşlar. Mulholland Drive'ı herkes seyretmiştir de. David Lynch'in ilk filmi var. Eraserhead. Onu seyretmenizi öneririm. Sonuna kadar gidebilirlerse filmi. Sonuna kadar gidebilirlerse. Dayanabilirlerse seyretsin. Ama biz aslında başka bir film tavsiye evet. edeceğiz bugün. Evet, bugün tavsiye kısmına gelelim. Bugün tavsiye kısmına bir film bir de kitap önerimiz var. Film önerimiz Kardec filmi. Kardec. Şey Netflix'teydi değil mi? Netflix'te izledik arkadaşlar. Alan Kardec, spiritüalizmin kurucusu olarak geçer kendisi. Ruhçuluğun kurucusu Alan Kardec'in hayatı. Ama hayatının tamamı değil de yani bu işlere nasıl girdiği ve nasıl ilerlediğiyle ilgili. Hı-hı. Çok güzel bir film değil mi? Ben evet. beğendim bu filmi. Çok yoğun bir perspektif değişimi oluyor. Yani bu konulara... Yani çok da spoiler vermeden hı-hı, anlatalım hı-hı. ama çok fazla böyle prim vermeyen bir insan olarak başlıyor ve sonradan hani ne hale geliyor. Yaşadıkça, evet, yaşadıkları. Kendi deneyimleri hı-hı. var tabii. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak evet. ve tabii çok büyük tehditler olarak vesaire. Belki bugün bu konuları konuşmamızı sağlayan kişi kendisi hı-hı. aslında Alan Kardec. Önemli bir kişi. O yüzden de bu film olarak Kardec filmini tavsiye edelim. Bir de şeyi söylemek istiyorum Kardec filmiyle ilgili. Ana akım bir düzenin içindeyseniz yani bir doktorsanız, bir meslek erbabıysanız hani onların kodlarından çıkmanın ne kadar zor olduğunu biraz evet, gösteriyor. Bayağı. Yani bir parça böyle sapmaya başladığınızda evet. yani insanlar sizi dinlemiyorlar. Yani bir bilim dışı sapma olarak kabul değil aslında evet, işte. Bilim dışı evet. olarak kabul edilmenin ne kadar yakın olduğumuzu evet. şey yapıyor, gösteriyor yani. Gösteriyor ve ne kadar sabit fikirli olduğumuzu bilimin, toplumlar olarak. Bilim yobazlığını gösteriyor hı-hı. biraz. Bilimin yobazlığını. Evet. gösteriyor. Yani bilimsel değil bu deyip direkt dışlanma olayı ki halbuki bilimin ulaştığı bir noktanın biraz ötesinde bir nokta olabilir. Bilimsel değil tabii. değil. Şu anda bilimsel değil. Ama yani. Tabii öyle o gözle bakılmıyor falan. Adamın yaşadığı sıkıntılar bir doktor evet. çünkü. Enteresan bir film. Kesinlikle tavsiye ederiz. Kitap olarak da bir dakika kitap nerede? Şuraya koymuştum nereye? Kitabı da alalım şimdi. Dur yana koymuşuz. Hayır, kitabımız da Louise Hay. Louise Hay çok önemli bir kadın bence. Düşüncenin beden üzerindeki etkisine çok odaklanmış bir evet. Şifacı ve öğretmen. Şu an hayatta değil. Düşüncenin iyileştirici gücü kitabımızın adı ve Koridor Yayınları'ndan çıkmış. Beyin gücüyle hayatınızdaki olumsuzlukları yok edin. Kitabın tamamı bir cevher arkadaşlar. Gerçekten harika. Özellikle bu dişil enerjiden bahsettik ya mesela kadınlar için olumlu ifadeler var. Burada çok güzel olumlamalar kadınlar için. Son bölümünde zaten hayat için 101 düşünce güçlü düşünce olarak olumlama gibi tamamı olumlama ve inanılmaz güzel hayatın her alanına değinmiş. Birkaç tane okusana aradan bir tane seçelim. Bir tane yani şöyle evet. açıp okuyayım. Evet evet. Hani bakmayayım. Tamam. Aynen. O gerekli.
Yeni kazanç yolları için açık ve alıcıyım diye bir şey çıktı. 47. olumlama. Açık ve alıcı olduğumuzda hayat bize gelir sağlamak için pek çok yol bulacaktır. Her şeyin en iyisini hak ettiğimizi bildiğimizde ve bunu ifade ettiğimizde tek sonsuz kaynak yeni kanallar açacaktır. Sabit gelire inanarak ve diğer fikirlere kapalı kalarak kendi iyiliğimize olan şeyleri çoğunlukla sınırlıyoruz. Bilincimizi açık tutmak cennetin kapılarını açacaktır. Artık iyiliğime olan şeyleri beklenen ve beklenmeyen kaynaklardan alıyorum. Sınırsız bir kaynaktan gelenleri sınırsız bir biçimde kabul eden sınırsız bir varlığım. En tatlı rüyalarımın ötesinde kutsanıyorum. Wow. Yani gerçekten çok güzel çok bir kitap. Güzel. Yani tek başına bu olumlamaları, yani son bölümdeki onları okumak bile yeter. Evet. Çok değerli bir kitap. Arkadaşlar mutlaka alın diyoruz. Galiba sonuna Sevgili arkadaşlar, bu sohbetimizin sonuna geldik. Umarım bizimle eğlenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur, bir şeyler öğrenmişsinizdir. Evet. Bu paylaşım bizim için çok güzel oluyor. Evet. Biz de bilmiyoruz nasıl gideceğini, kendiliğinden oluşuyor. Planlamıyoruz. Hani sadece hangi konuları planlayacağımızı konuşuyoruz ve akışına bırakıyoruz. Hı-hı. Dişil bir enerjiyle. Dişil. Akışına bırakıyoruz. Sörf yapıyoruz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Hepinize sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgi ve ışıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.